Merhaba sevgili izleyiciler. 28 Ağustos 3 Eylül haftasına hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, evet bu haftanın genelinde Güneş'in Başak Burcu'nda ilerliyor olması biraz daha günlük hayatımızda yapılacak işler, sorumluluklar, sağlığımız, beslenmemiz, alışkanlıklarımız, eğitim ve mesleki konularda yapılan planları, programları öne çıkarıyor. Merkür Retrosu da devam ediyor Başak Burcu'nda. 31 Ağustos'tan sonra da artık Merkür Aslan Burcu'nda gerilemeye başlayacak. 5 Eylül'e kadar bu devam edecek. 5 Eylül'den sonra artık Merkür Aslan Burcu'nda ileri hareketine dönecek. Evet, bu hafta tabii ki Merkür'ün hem retro olduğunu hem durgunlaşmaya başladığını göz önünde bulundurursak hayatımızdaki her türlü Merkür'ün temsil ettiği alanlara da dikkatli yaklaşmakta fayda var. Tabii ki iletişim sorunlarıyla karşılaşabiliriz. Günlük hayatımızda yavaşlamalar, gecikmeler, planlarda ertelemeler olabilir. İş hayatımızda, mesleki konularda engellerle karşılaşabiliriz. Özellikle eğitim ve benzeri konularda yine sorun olabilir. İletişim cihazları, internet üzerinde yapılacak her türlü yazışmada, haberleşmede pürüzlerle karşılaşabiliriz. Tüm bunları göz önünde bulunduralım. Bir yandan da Merkür Retrosu'nu olumlu olarak değerlendirebiliriz. İşte geçmişe dönük konuları ele alabiliriz, tamamlayabiliriz, eksiklerle uğraşabiliriz. Sorunlarımızı çözmek için yeni yolları arayabiliriz. Arızalı araç gereçleri burada tamir ettirebiliriz, onarabiliriz. Daha günlük hayatımızda genel olarak vakit ayıramadığımız konulara Merkür Retrosu'nda daha fazla vakit ayırabiliriz. Ay geçişlerine baktığımızda evet bu hafta ay Akrep'te başlayacak haftaya. Yay burcunda, Oğlak burcunda ilerleyecek. Hafta sonunda ise Kova burcunda olacak. Biraz daha böyle ilişkilerimiz, finansal paylaşımlar, sosyal ve kültürel konular, evrensel kavramlar, İş hayatımız, kariyer ve aile içerisindeki sorumluluklar öne çıkacak gibi görünüyor haftanın genelinde. Mars'ın da Aslan Burcu'nda olduğunu düşünürsek, Venüs'ün de Aslan Burcu'nda olduğunu düşünürsek, evet biraz böyle hayattan keyif almak istiyoruz, motivasyonumuz yüksek, hobiler, eğlenceli konular, partiler, davetler, aşk hayatımız, çocuklar ve onlara ait temalar, bunlarda daha hevesliyiz, daha dürtüsel davranabiliyoruz ve Uranüs etkisiyle hafta sonuna doğru bazı sürpriz gelişmeler de olabilir. Yani bizi heyecanlandıracak böyle sürprizlerle karşılaşabiliriz. Kimimiz çocuklarımızla ilgili, kimimiz aşk hayatımızla ilgili, kimimiz maddi konularda bazı sürprizlerle de karşılaşabiliriz. Bunlar da günlük hayatımızı biraz daha renklendirebilir. Kişisel anlamda motivasyonumuzu, coşkumuzu arttırabilir. Evet, günlük yorumlarımızın yanı sıra haftalık yorumları da, haftanın genel yorumlarında lütfen öz burcunuzla birlikte yükselen burcunuza göre de mutlaka takip ediniz. Hoşçakalın.